Kardeşli ailelerinin şeyini yapıyoruz. Belgesel. Bir tarih oluyor yani. Bu. 50 yılda kimleri yetiştirmişiz? Sanattan atılımları nedir? Ne yapmışlar? Aile kökenleri böyle araştırıp duymak oluyor. Canlılar. Sayın Abdülkadir Özbay, Beşli'de lağabınıza kimler derler? Sizin kendi mesajınız. Bize lağabınıza beyler derler. Evet. Beylerin arasında da seçim yapar Safiye Hanım olur derler. Evet. İşte 1960 doğumluyum. Evet. Beşli doğumluyum. Beşli'ye yetiştim büyüdüm. Evet. Yatırımımızı da Beşli'ye yaptık. Evet. Şöyle. Çiftçilikten sanayiye yöneldik. Peki. Bu çiftçilikle sanayi kaymanızda yani böyle bir bilmediğiniz işe elini atmanız bir yılanın deliğine elini sokmuş gibi olur. Bu Besliler umumiyeti böyle. Neden bu ileri geliyor? Bu Besliler atılganlığı. Mesela bir kasap diyelim geçiyor dokunmaz tekstile büyük bir başarı gösteriyor. Ayakkabıcı çıkıyor tekstile büyük bir başarı gösteriyor. Sizce bu Beslilerin atılganlığını neye borçlular? Yani sizce görüşünüz nedir? Suyundan veya toprağındandır işte bir cesaret çıktı. Bu işe girip bütün zorluklar gördük. Bir sürü yanlış işi gördük. Yanlışı doğrulttuk. İşte kolay değil tabii cesaret işi. Evet. Bence havasından suyundan yani başka bir şey değil. Evet. Bir ikinci için bu Besli'den neden göçtük? Sizin fikriniz nedir? Şimdi ben Besli'de geçmişteki siyasi politikacıların evet. Yanlış adım atmalarında benim kanaatim. Evet. Bir de o zamanın imkansızlığı ve şartlarından dolayı suyun olmaması, elektriğin olmaması, Değirmençay'ın elektriğiyle tezgah çalışır mı? Çalışmaz. Evet. Değirmençay'ın suyuyla bu memleket doyar mı? Doymaz. Su geleli daha 3 sene oldu. Evet. Elektrik düzene gireli daha 83'te başladı düzene girmeye. Zaten böyle bir düzenli bir şeyini görünce hemen herkes yatırıma yönelmeye başladı bunlar. Bundan evvel adam ne yapsın? Yani derdin içerisinde elektrikle, suyuyla tezgah çalışmazsa adam elektriği gidiyor akşama kadar gidiyor kahve hikaye oynuyor. Ne olacak? Tezgah sarıyor. Evet. Şimdi ikinci şık da şu. Siz 5 yıl bir genç olarak size deselerdi ki o zamanın şeyine göre Besli'yi nereye kurardınız? Fikrinizce size nereye kurardınız? Bugünkü vallahi, teknolojiyi düşünerek. Bugünkü teknolojiyi düşünerek bana deselerdi Besli'nin gölbaşının düzlüğü var, çalgan diyorlar. Evet. Dündar yastı çalgan. Dündar yastı, evet. Ben o gazı oraya kurardım. O zaman gölbaşı değil mi gaz olmazdı. Evet. Besli vilayet olmaya aday. Besli vilayet olurdu yani. Evet. Şimdi hatırıma gelmişken ben birçok Ali Bey'den de aldım. Bende şey var biliyorsunuz o da sizin akrabanız Ali Özbay evet. Savcı. Evet. Şimdi onun da ifadesini birçoklarını da sordum. Şimdi Dündar yazısını bedava bağışladıklarını söylüyorlar. Evet. Ama burada bir kısım arazisi olanlar evet. Menfaati için biliyorsun Çat Gölü'nde biz kimerdik. Gölü doğru. Evet. Belki siz bilmiyorsunuz. Evet. Buraya yatırım yaptı. Burası bir jeoloji yapısı bozuk, kopma bir araziye sahipti. Biz 1950'de buraya dozer getirdik, Dumlupınar'ın yolları semizlerken o toprağını, bizim mühendisler dedi ya buraya niçin şehir kurmuşlar? Burası dedi şehir olacak değil de yol bile geçmez demişti. Ve geçecekmiş demek. Şimdi size de soruyorum. Siz 5 yıl olarak diyorum ki, şimdi biliyorsunuz önümüzde bir kap projesi var. Evet. Büyük kapsamlı bir proje. Bizim 5 yıllar atılgandır. Burada aslan payının %35'ini kapmaya yani hazırdır yani. Evet. Şu 5 yılı yeniden kazandırmak için evet. Bu kayardı veya da devletli kaya mı deriz? Evet. Oraya böyle bir girişim olsa 5 yıllar olarak evet. İş adamlarını toplanıp bir 5 yıllar şeyi kuralım. Vakıf veyahut da böyle bir şirket kursak, anonim şirket. Bu Besni'yi yeniden halkımıza kazandırıp buraya teşvik etsek, siz de böyle bir katkıda bulunur musunuz? Ben bunu bütün filmlerde istiyorum. Vallahi efendim,
Ben burada yerleşmiş bir insanım. Tabii ki haline bana daha çok faydalı olur böyle bir şey. Evet. Sanayici arkadaşlarımın, yatırımcı arkadaşlarımın yanımda görmek isterim. Tabii. Bir atılım da bizde ne tür bir fedakarlık gerekiyor, onu yaparız yani. Evet. İkincisi de bizim Besli'nin aslımız Türkmen'dir. Geniş folklorumuz var. Yani ben bunu terim olarak atıyorum. Ben de çok gurbet gezdiğim için. Bir folklorumuzu Besli'lerin adına bir folklor kurmak istiyoruz. Evet. Ve bunun öncülüğünü de kendim yapıyorum. Evet. Ve bir de halkımdan bunun mesajını alıyorum. Evet. Yüzü bir maddi manevi. Bunda da katkıda bulunur musunuz? Vallahi Besli için gereken her şeyi yaparız. Evet. Hiç tereddütüm olmasın. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim ilginizden dolayı. Herhalde işler diler, işlerinizde başarılar diler. Tamam efendim. İsminiz? Mehmet Özbay. Evet, Sayın Mehmet Özbay. Siz de bir Besli olarak, size de lafınıza kimler derler? Bize işte Özbaylar derler. Evet. Bize de Reşit Beylerden, Abdül Bey'im onu Mehmet Özbay derler. Evet. Peki efendim, size de sorayım. Siz bir Besli olarak bu işe ziraatçıydınız siz de, temelde. Evet. Sizin bu işe iten sebep neydi? Acaba aklınızdan böyle bir şey başkalarının vasıtasıyla mı, yoksa siz memlekete bir şey kazandırmak, memlekete böyle halka bir yatırımlı ihsası açmak, bir yani asaleten de kendinizi Besli'ye adapte etmek için mi böyle bir şey yöneldiniz yani? Tabii ki yani şimdi çiftçilik bir yere kadar götürmedi. Yani devamlı yerimizden saydığımızı, yani bir atılım yapacağımızı, yani devamlı biz aralarımızda konuşuyoruz yani aile arasında. Ama kader bu amcamın çocuklara inanmış. Bunlarla bir atılım yaptık. Tabii bunu biz büyük araştırmalar nedeniyle girdik. Yani bu işi biz yapabilir miyiz? Götürebilir miyiz? Yani işte yıllar bir araştırma getirdi. Ama nasipmiş, getirdik. Memleketimize vurduk. Memleketimizin için tabii ki yararlı olması için yani buraya vurduk. Biz Antep'e kurabilirdik veya Adıyaman'a da kurabilirdik. Evet. Ama memleketimizin bir dağılım veya bir dağılma konusunu az çok durdurabilmek, memleketimizi bir işte geliştirmek için nasipmiş yani. Peki, ben diyorum ki sizin de fikrinizi soruyorum. Bu dağılmamak için ne yapmak lazım? Bu Besli'nin göçünü durdurmak için sizce görüşünüz nedir? Ne yapmamız lazım yani? El ele vererek. Ben İzmir'deyim, öbür orada. Ben mesela çocuklarım mühendis. Bugün bizim dalda Besli'lerin yapamayacağı bir iş yoktur. Belki siz araştırmadınız, ben her tarafta araştırıyorum. Ha. Tabii o konuda çok haklısınız. İşte demin dediğiniz gibi bir etken sizin vakıf konusu. İkinci etken yerleşim konusu. Arkadaşın dediği gibi aşağıda bunlar yazsın. Öyle güzel bir yere yerleşirsen iyi olur yani. Tabii ki memleket gelişmesi için en önce altyapı gerek. Evet. Öyle güzel yere yerleştirip de altyapıyla güzelleştirip tekrar şey olursa o güzel olur yani. Ama buraya yerleştik için hepsini kaldırıp götüremezsin. Evet. Ama burada işte dediğim gibi fabrika veya vakıf, yani onun gibi güzel atölyeler, sanayi kuruluşu olursa memleketimizin dağılımını biraz olsun tutmuş oluruz. Peki efendim. Dışarıdakilerden de destek istiyoruz yani. Tabii. Evet. İşte biz de bu desteğe bu şekilde yani yalnız vakıf mesajlar açık olacak. Yani şimdi yazışmayla değil, mesajları böyle açık açık söylüyorum. Evet. Memleketimiz Türkiye'nin nadir ilçelerinden biridir. Evet. Çalışkan halkımız. Ondan sonra kültürüyle, hiç kültürü olmayan kişilerin atılganlığıyla, bak görüyorsunuz, bizim Besli'nin bir tabiri vardı. Evet. Dışarı giden yatırıcı yorgan diyen adam olmaz. Bunlara kız verirken de şeyle böyle düşünürlerdi. Evet. Bugün görüyoruz ki bunlar artık matal haline geldi. Evet. Bugün Besli'ler her yerde de çabasını görüyor. Taşı sıkıp suyunu eriyor. Ama Besli'de atı vardı, meydan yoktu. İşte biz meydan arıyoruz. Evet. Bu meydanı nereye kuralım? Şimdi dündar yazısı, bugünkü gençliğin bu teknolojiyi öyle bir yere kuralım ki
bir daha orada temelli kalsın. Tabii. Bu Besni toprağında nereye kuralım? Dündar yazısı mı? Kayardı mı? Bu yol. Yani siz de görüşün ünlerim. Tavsiye ederim. Çünkü şöyle yani dünyada büyük adamların düşünceleri şöyle. Karayolu yakın olacak. Bir yere bir merkezi bir şey kuracaksan. Demir yolu yakın olacak. Hava yolu yakın olacak. Evet. Bu üçünün ikisini tavsiye yani yakınlık oraya oluyor. Dündar yazısı. Ama hava yolu da inşallah ileride belki de olabilir yani. Tabii. Mümkün. Yerleşimde yani bunu kesinlikle aranıyor yani. Peki şimdi bizim Beslilerin bir şeyi var. Tekstil sanayinde söz sahibi. Ben diyorum ki bu memleketin hububatını da değerlendireceğiz. Kapın başka şeylerinden de hisse alacağız. Tabii. Çünkü alacağız. Çünkü dalacağız her yere. İnşallah. Yani yalnız tekstilde değil, başka bir şeyler de yapmaya teşvik edeceğiz. Tabii. Mesela ben Amerikan malı üretiyordum. Türkiye'de ilk defa yaptım. Evet. Ve herkes bana sen delisin, çocukların parasını şeye döküyorsun dedi. Evet. Ama başarılı oldum. Ve 20 sene Türkiye'nin dozerlerinin bazı takım malzemelerini ayakta tuttum. Hatta işte Süleyman'a da iş yerini tavsiye ettim. Evet. Ali Bey'in oğluna. Evet. Ve bugün babasının yıllık aylığını bir faturada alıyor. Demek ki bu görmekle, çalışmakla, bilinçle, kültür, bir de planlı çalışmak önemli. Yani planlı. Ben yabancılarla çok çalıştığım için Türkler plansız çalışır. Yarım yamalaktır. Ama yabancılar mutlaka kar vardır işte. Şimdi benim kuracağım bu teşkilatta zarar diye bir şey yazmayacağım. Yani kuracağımız şeylerde. İşte Besniler'de doğruyu gördüğü zaman şapkasını basar. Öyle. Peki size de soruyorum. Bu Besniler için bir de şey kurmak istiyoruz. Böyle bir kültürünü, eserini vermek için bir folklor ekibi. Siz de bunda maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Vallahi memleketim için her şeye maddi manevi katkıda bulunurum yani. Peki. Gezim için. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı işler dilerim. Evet.